Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi son dönemde bu kanalda özellikle ürün çekim ve düzenleme tekniklerine dair yeni yeni içerikler kaydetmeye çalışıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Şu an ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar ürünü nasıl fotoğrafladığıma dair tüm detayları bu videoda sizler için anlatıyorum. Ayrıca ürün fotoğrafçılığı ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ayrıca istediğiniz farklı ürün fotoğrafçılığı, çekim tekniklerine dair içerikler varsa da yine alt kısma bunları belirtebilirsiniz. Sizlerin isteklerine göre arkadaşlar özellikle ürün fotoğrafçılığı çekim videolarını arttırmaya çalışacağım. Şu an görmüş olduğunuz çekimde ona benzer olarak üretilmiş bir içerik arkadaşlar. Yani istiyorsanız yavaş yavaş ürünümüzü fotoğraflamaya, daha sonra da düzenlemeye başlayalım. Bu kanala ilk defa geliyorsanız bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve yan taraftaki çana tıklamayı unutmayın. Şimdi biz yavaş yavaş çekimimize başlayalım. İlk olarak arkadaşlar size setup'ımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi ürün fotoğraf için arkadaşlar bakın iki tane burada paraflaşım var. Ürünü en ortaya konumlandırdım. Şu an minimum düzeni kurdum arkadaşlar. Normal stüdyo ortamını göstermiyorum size. Siz evde nasıl bu tarz bir çekim yapabilirsiniz? Birazcık onu gösterme amaçlı. Fonu filan özellikle kaldırdım ki ne tarz çekimleri nasıl yapabileceğinize dair size fikir versin. Yani evde bu kullandığınız iki sabit ışık ya da paraflaşla bile bunları çekebilirsiniz. Normalde burada açılıp kapanan bir tane fonumuz var, onu kaldırdım. Şimdi burada arkadaşlar beyaz ve parlak bir ürün çekiyoruz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı parlak bir fotoğraf elde etmememiz gerekiyor. Fonumuzun sabit bir renk olması önemli. Özellikle ışık geçirgenliği açısından beyazı seçtim. Altta bakın iki tane beyaz alanımız mevcut. Arka tarafta da daha parlak bir yüzey olduğu için arkadaşlar şu tarz köpüklerden kullandım. Bu devrildi, problem değil. Bunu bir şey olmaz. Herhangi bir yerden rahatlıkla satın alabilirsiniz. Alt tarafa koyabileceğiniz bu tarz bir sütununuz ya da beyaz fonunuz yoksa yine bu köpükleri kullanabilirsiniz ya da en kötü ihtimalle arkadaşlar beyaz bir örtü üstüne koyup çekebilirsiniz. Normal şartlarda böyle açık renkli parlak ürünleri beyazda çekmenizi pek tavsiye etmeyiz. Çünkü ürünün rengi ve parlaklığı ortaya çıkmayabilir ama az çok bu işlerin içerisindeyseniz beyazla bu tarz ürünleri daha da belirgin hale getirebilirsiniz. Zaten ürünü dekope edeceğimiz için o beyazdaki parlaklığı aslında biz giderebiliyoruz. Bunu zaten detaylarını düzenleme kısmında anlatacağım. Alt kısmı beyaz yaptık, ürünümüzü koyduk. Tripod kısmı önemli. Burada biraz daha profesyonel bir tripodum var. Gördüğünüz gibi açıyı vesaireyi daha rahat ayarlayabiliyorsunuz. Zaten timelapse yaptığım çekimlerde de görürsünüz yaptığım ayarlamaları. Özellikle ürün fotoğrafçılığı için biraz esnek bir tripod her zaman önemli. Böylece istediğiniz farklı açılarda rahatlıkla ürünü fotoğraflayabiliyorsunuz. İki tane paraflaşım var arkadaşlar. Ürünü çünkü komple artık aydınlatmak istiyorum. Her tarafı aydınlık çıksın istiyorum. Bunun için de ürünü hem sağdan hem de soldan aydınlatabilecek iki tane paraflaş koydum. Ürünün önemli kısmı neresiyse ona göre konumunu vesairesini ayarlayabiliyorum. Paraflaşların arkadaşlar hızı 1 bölü 8'e kadar yani 8'de 1 oranına kadar düşürüldü. Çünkü çok aşırı parlak bir görüntü elde etmek istemiyorum. Çünkü ürünüm zaten aydınlık. Alt taraftaki fondaki ve arkadaki ışıkların da zaten bu aydınlığı desteklediğini görebilirsiniz. Makine tarafından arkadaşlar ayarlara bakacak olursak makineyi minimum ISO değerine indirdim. 50 ISO'da. FM 16'da arkadaşlar enstantanemde paraflaşlarımla uyumlu olması için arkadaşlar 1 bölü 125 enstantaneye kadar getirdim. Bildiğiniz gibi ben çekimlerimde zaten arkadaşlar bilgisayara bağlayarak çekim yapıyorum. Özellikle bunu yapmanızı her zaman sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü bizim burada gördüğünüz bu küçük ekranlar arkadaşlar yeterli değil. Bize doğru sonuçları kesinlikle göstermiyor. O yüzden sizlere de böyle şeyi tavsiye edeceğim. Zaten şu an setup'ımı ve nasıl çektiğimi görüyorsunuz. Özellikle ürün ya da başka herhangi bir fotoğraf dalında çekiyorsanız arkadaşlar makinenizi muhakkak bir bilgisayara bağlayın ve o büyük ekrandan fotoğraflarınızı değerlendirin. Hatta imkanınız varsa hızlıca o fotoğrafları Photoshop'a atıp kolay bir şekilde düzenleme işlemlerine bakın ki hataları vesaireyi
giderebiliyor musunuz? Şu an elde ettiğim sonuçlar gayet iyi arkadaşlar. Bunların zaten örneklerini şu an sizler görüyorsunuz. Bu ürünleri ekstradan dekupe ettim. Beyaz bir fon üstüne koydum. Altına da gölge ekledim. Bu işleri de nasıl yaptığıma dair zaten detaylı bir video sizlerle paylaşacağım. Siz de bu tarz içerikler ve bu tarz fotoğraflar çekmek istiyorsanız, takıldığınız yerler varsa lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Sizlere bu tarz içerikler sunmaya fırsat buldukça zaten devam edeceğim. Elime bu tarz çekimler ve örnekler geldikçe de anlatacağım. Şu an anlatacağım başka bir detaya da zaten ihtiyacımız yok. Gayet kolay, basitçe böyle bir çekim nasıl yapabilirsiniz anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi dikkat etmeniz gerekenler makine ayarları, flash'in gücü ve bunun bir bilgisayar tarafından bağlı olup kontrolünün de oradan sağlanması. Bu sayede rahatlıkla sizler de bu tarz aydınlık ve parlak objelerin, nesnenin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Burada diyaframın kısık olması da büyük bir avantaj. Böylece hem alan derinliği konusunda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Tüm objemiz ve nesnemiz net oluyor. Ayrıca arkadaşlar aşırı parlak olarak da görüntülerin oluşması engellenmiş oluyor. Şu an ortam biraz dağınık, kusura bakmayın. Yeni bir alana, yeni bir stüdyoya taşınıyoruz. O yüzden o arada hem taşınma işlemleri hem de çekim işlemleri olunca birazcık bu tarz ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Ortamı daha da güzelleştireceğiz. Zaten o zaman yaptığım çekimleri sizler de daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Ama gördüğünüz gibi şu an bir ufak tefek bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Ama ona rağmen doğru bir setupla doğru şekilde fotoğrafları muhakkak çekiyoruz. Sizler de bu tarz konularda titiz olursanız daha güzel işler ortaya çıkartabilirsiniz. Ürün fotoğrafçılığı ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Yeni çekim tarzı ve yeni ürün fotoğrafçılığı çekim teknikleri ile alakalı istediğiniz içerikler de olursa yine alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten kanala abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdiden beğenileriniz ve yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Fotoğrafı hayatınızın bir parçası yapmayı asla unutmayın. Hoşça kalın.